Cümleten selamun aleyküm. Tüm bana üye ve abone olan kardeşlerime buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Arkadaşlar, bugün programım size çok önemli. Hiç kimsenin paylaşmadığı bilgileri sizden paylaşacağım. Baştan sona kadar videomu izlemende çok fayda var. Baştan sona kadar videomu izlendirin. Fidan dikecek olanlar, fidan dikimi çok önemli bir şey. Neden diyeceksiniz? Bazı fidanlar küçük diktiğimizde, mesela fıstık sakızı, yani fidanım, bunlar çabuk kurtlanıyor. Bunların bedenine, dalına kurt çabuk giriyor. Yani şirin olduğu için, bunların dalı diğer zeytin falan gibi değil. Acı olmadığı için, tatlı olduğu için buna kurt giriyor. Kurt nasıl bir şey, size anlatalım. Sinekten ufak, siyah. Aynı mercimek bitire benzer. Tepeden girer, ortasına kadar gider. Onun bütün yediği yerler, onun girdiği yerler tamamen kurur. Ondan sonra kalanını kurudur. Şimdi ben size fıstık fidanı dikeceğim arkadaşlar. Fıstık fidanının dikilmesini, önemi ne kadar iyi olduğunu siz de gözünüzden görün. Arkadaşlar, buradan şu fıstık fidanı. Bakın arkadaşlar. Ben bunu kepçe de netledim, çukuru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kepçe çukuru çok önemlidir. Yani bizim kazmalardan eşleştiğimiz çukurlar gibi olmaz. Kepçe çukuru bayağı güzel gelişir. Arkadaşlar, bunu poşetini açmazdan önce ilkin bakıyoruz. İzaya, barana bakıyoruz arkadaşlar. Ve buradan yukarı doğru bak, kamera gösterelim. Bunu tam dikerken ortaya dikiyoruz. Yani orta demek ne oluyor? Orta demek baran geldiği zaman çüt sürerken biri aşağıda biri yukarıda olmuyor. Aynı izeye getiriyoruz arkadaşlar. Bunu yerine ayarladık. Bu şekilde buraya dikecek arkadaşlar. Böyle doğrudur. Arkadaşlar, gördüğünüz bu şekil doğru, bakın bu şekil. Bu şekilde doğru. Bunu bura arkadaşlar torpağın altına gömme yapacağız. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bıçakla arkadaşlar, dikkatli gösterelim kamera arkadaşlarımıza. Şuradan poşeti kesiyoruz arkadaşlar. Torpağını dağıtmadan. Ve bu şekil geliyoruz arkadaşlar. Dikkatle izleyin. Torpağı dağıtırsa biraz tutma şansı zor oluyor. Kökler açıkta kalıyor. Orijinal torpağı bunun gidiyor arkadaşlar. Benim yaptığım gibi arkadaşlar. Yine bu da biraz dağıldı ama çok olmadı. Arkadaşlar. Bu şekil. Bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu anda poşetimin içinde arkadaşlar. Dikkatle kamera gösterelim. Burada ocak külü var. Ben bu ocak külünden bu şekil buna ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bu bunun ilacıdır. Bunu attığımız zaman buna kesinlikle kurt gelmiyor. Kurdun zehridir. Kül. Bu kül bunu asla kurutmayacak. Bu fidanımız büyüyecek. Birkaç yıl içerisinde aşı haline gelecek. Ve birkaç yıl sonra aşı attıktan sonra bunun fıstık verimine başlayacak. Şimdi arkadaşlar, buna gördüğünüz gibi biraz dağıtalım buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar biraz hayvan dışkısı var. Antep geleninde buna zibil derler. Koyun zibili derler. Ve koyun zibili, inek zibili, her türlü zibillere yani zibil diyerek geçerli. Bazen başka şehirlerde de başka yerlerde de hayvan dışkısı olarak geçerli arkadaşlar. Buradan da bir alıyoruz tam bedene yaratırmadan. Bu şekil. Bilediş şeklinde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunu torpağa gömme zamanı geliyor. Yavaş yavaş. Videomu dikkatle izleyin. Ne yaptığımı görün arkadaşlar. Siz de yaparsanız kesinlikle bu şaşmayacak. Şimdi arkadaşlar, bunu 15-20 santim altta kaldı kül. Tekrar buna külü yava diyorum. Yani bu külün, komamın özelliği nedir sen biliyor musun? Bu kesinlikle bunu kurt yemeyecek. Bunun tutma şansı %100'dür yani. Bütün fidanlarda da uygulayabilirsiniz. Yani şimdi videomu izleyen arkadaşlardır. Sadece bu Orhan Usta bunu önerdi bize, sadece fıstıkta mı geçerli diye bunu merak edeceksiniz tabi. Ben de size buna bilgi veriyorum. Bütün fidanlarda geçerlidir. Ama fıstıkta bu külü komamız çok önemli. Tutma şansı %100 diyorum. Siz de deneyebilirsiniz onu. Yalnız bu külü unutmayın arkadaşlar. Bu şekil. Bakın gördüğünüz gibi. Çünkü bu bunun ilacıdır. Bunu kesinlikle kurt yemeyecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz torpağa atalım buna.
Şimdi arkadaşlar, bunun üzerine geldik. Kamera dikkatle göstereyim, arkadaşlar dikkatle izlesinler. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi buradan külünü tekrar atacağız. Üçüncü kat. Bu üçüncü kat arkadaşlar. Üç sefer. Böyle arkadaşlar. Bu hayvan dışkısından da atıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, tarih olarak da size söylüyorum. Bugün 27 Mart 2022. Tabii bunu beni izleyen takipçilerim diyecekler. Mevsimi hangi mevsimde dikili diye. Onu da merak edeceksiniz. Fidan dikimini en uygun olarak ben Şubat ayı olarak öneriyorum. Mart ayının da sonuna kadar dikilenlerin tutma şansı %100'dir. Ama paketli, torbalı, şu az önce benim açtığım gibi torbaların içinde yetişmiş, büyümüş olurlarsa yaz kış her zaman dikilir. Ama yazın dikilenlere haftada bir kez en azından su verilmesi lazım. Yani yazın dikilenlere, kışın verilenlere su istemez. Tabii istemek, sulamak isteyenler varsa sularlar. Su kötü bir şey değil, insana bile faydalıdır. İnsan su içmezse iç organları kuruyor yani. Faydalıdır. Ama ben size dediğim gibi Şubat ayında, Mart ayı bütün fidanların dikim zamanına en uygun bir zamandır. Şu size gösterdiğim program, dikme programı çok önemli. Dikme. Sen çiğitir alabilirsin, fidan alabilirsin. Efendim söyleyeyim, getirip çukur açıp dikebilirsin. Ama o tutacak mı? Tutmayacak mı? Randıman verir mi? İleri bir zamanda gelişip gelişmediğini onu hesap edeceksin. Şu benim yaptığım bir kat kül, bir kat hayvan dışkısı. Tekrar 20 santim torpak döktüm. Hafif ayağımla bastırdım. Gördüğünüz gibi tekrar üstüne kül ve hayvan dışkısı ilave ettim. Şimdi bunu tutma şansı arkadaşlar %100 diyorum. Siz de malınızda, aracınızda bu şekil yapın. Beni takip edin. Bugüne kadar hiç bütün insanlara, vatandaşıma, ülkeme zarar verecek hiçbir şeyi, yanlış bilgileri sizden paylaşmadım. Paylaşmam da. Benim için ülkem, vatanım, insanlarım çok önemlidir. O yüzden size en iyi bilgileri veriyorum arkadaşlar. Videomu izlediğin için saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.